Bloomberg HT ekranlarında 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikaya önce piyasalardaki bir rakamlara bakarak başlayalım. Bugün haftanın ilk işlem günü ve Borsa İstanbul'da satışla başladık. 1356 seviyesine kadar geriledi. %1,5'luk bir düşüş var borsada. Dolar TL'de de ufak bir gerileme görüyorum. 8.63-62 seviyesinde haftanın ilk işlem gününde. Euro TL'de 10.24 seviyesine kadar düştük. TL Euro'ya karşı bir miktar daha güçlü. Euro dolar paritesinde de 1.1858'de çok ufak bir geri çekilme var pazartesi günü itibariyle. Avrupa endeksleri haftaya yükselişle başladı. Londra biraz daha yatay ama Paris'te, Frankfurt'ta ve İtalyan borsasında %1'e kadar hatta yaklaşan yükselişler var. Avrupa endeksleri, lider endeksleri yeni haftaya primli başlamış görünüyorlar. Amerikan endekslerinde de S&P'ye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Gün içerisinde rekor seviyeyi test etti S&P. Şu an 4380 seviyesine çok yakınız. %0,24 yukarıda. Dow Jones endeksinde de yine 35.000'e yakın bir tablo var. 100 puana yakın primli. 34.960, %0,26. Nasdaq ise biraz daha yatay seyrediyor. MTA cephesine baktığımızda altın bir miktar aşağı ama hala 1800 doların üzerindeyiz. Gram altın 500 lirada tam da dolar TL'deki geri çekilmeden etkileniyor. Petrol fiyatlarında da ufak geri çekilmeler var. 74 dolar ve 75 dolardan işlemler devam ediyor. Kripto paralar, kripto cephesine baktığımızda da Bitcoin'de %1,5 bir geri çekme, 500 dolarlık düşüş. 33.300'lü seviyelerdeyiz. Ripple bir miktar yukarıda. Ethereum satışıyor. Litecoin'de de %3,7'lik bir yukarı hareket var. 60 dakikaya işsizlik haberiyle başlayacağız. Mayıs ayı işsizlik rakamı elimizde. Burada bir miktar düşüş var. %0,6'lık geri çekilmeyle işsizlik Mayıs'ta %13,2'ye geldi. Ama tabii başka detaylar da var. Geniş tanımlı işsizlik. Buradaki oran hala oldukça yüksek. %27,2. İşsizlik rakamının bir başka ayrıntısı da şu. İş gücünde de 481 bin kişilik bir azalma var. Türkiye'de işsizlik Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla %13,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2021 yılı Mayıs'ta aylık 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. Bu dönemde toplam istihdam 216 bin kişi azalırken iş gücüne katılımın 481 bin kişi gerilemesi sebebiyle toplam işsiz sayısı azaldı. Mayıs'ta 17 günlük tam kapanma gerçekleşmişti. Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl iş gücü oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %27,2 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 2 puanlık azalışla %24, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. İş gücü Mayıs'ta 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,8 puanlık azalışla %50,5 olarak gerçekleşti. İşsizlikte tablo bu. Bir de konut satışlarına bakalım. Konut satışlarında da Haziran verisi elimizde. Haziran verisine baktığımızda Mayıs'a göre satışlarda yaklaşık 2 kata yakın bir yükseliş var. Ama burada da bazı dipnotlarımız var. O da şu. Mayıs'ta biliyorsunuz büyük oranda kapalıydık pandemi nedeniyle. Dolayısıyla Mayıs'tan Haziran'a geçişte böyle bir etki var. İkincisi geçen sene göre Haziran'a karşılaştırma. Orada da %29'luk bir azalmaya işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran'da 134.731 gerçekleşti. Bu rakam Mayıs'ta 59.166 gerçekleşmişti. Aylık yükselişe rağmen Haziran ayındaki konut satışları geçen senenin yine bu dönemine göre %29,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 25.833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13.401 konut satışı ve %9,9 payla Ankara, 7.522 konut satışı ve %5,6 payla İzmir izledi.
Türkiye genelinde Haziran'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,5 azalış göstererek 28.878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,4 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 40.092 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %29,8 oldu. İkinci el konut satışları ise Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %28 azalış göstererek 94.639 oldu. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10.754 konut satışıyla ikinci sırada yer alırken Ankara'yı 5.394 konut satışıyla İzmir izledi. Öte yandan yabancılara konut satışı ise Haziran'da yıllık %185,3 artarak 4.748 oldu. Konut sektöründen veriler de bu şekilde. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Fevzi bizi bekliyor olacak. Fevzi Çakır, bakalım Ankara'nın başkentin gündemine dair hangi notlarla karşımızda? Evet Barış, aslında az önce kritik bir toplantı vardı. O toplantı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştiriyordu. Yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü kabine toplantısı ve an itibariyle de tamamlandı. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi aslında bir süredir koronavirüsle mücadeleydi. Normalleşme adımları atıldı. Bunun seyri değerlendirildi. Ancak en önemli gündem maddesi Kurban Bayramı olacak. Hafta sonu itibariyle aslında Kurban Bayramı başlayacaktı. Ayın 20'sinde bayram başlayacaktı. Bu anlamda bayram tatili kaç gün olacak? Bu kritik soru işte değerlendiriliyor kabine toplantısında. Değerlendirmeler tamamladı. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'na ilişkin tatilin kaç gün olacağına ilişkin rakamı, açıklamasını bekliyoruz. Özellikle turizm sektörünün bir talebi söz konusuydu. Bayram tatilinin 11 gün olması ve turizm sektöründe bu anlamda tatilden olabildiğince fazla yararlanması noktasında bir talep söz konusuydu. Buna ilişkin talep kabine toplantısında değerlendirdi. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü yoksa 11 gün mü olacağına dair nihai açıklamayı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada, kabine sonrası birazdan yapacağı açıklamada yine turizmcileri yakından ilgilendiren bir müjde de açıklayabileceği ifade ediliyor. Ancak kesin bir bilgi değil. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla bunu göreceğiz. Özellikle turizm sektörünün beklentisi doğrultusunda yeni bir kredi paketinin açıklanması ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve hem bayram tatiline ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Aynı zamanda koronavirüsle mücadelede gelinen son duruma değinecek. Bunun yanı sıra da yine dediğimiz gibi farklı sektörlere ilişkin bir müjde paketini de açıklayabileceği ifade ediliyor. Başkentin gündeminde başka ne vardı onu da ifade edelim. Başkentte halihazırda Meclis çalışmalarını sürdürüyor. Mecliste önemli bir kanun teklifi söz konusuydu. 25 maddelik bir ekonomi düzenlemeleri içeren kanun teklifi verildi meclis başkanlığına. Ancak bu teklifin içerisine özellikle OHAL tedbirlerinin 3 yıl süreyle hayata geçmesine ilişkin bir beklenti söz konusuydu. 31 Temmuz itibariyle bu sürede olacak da AK Parti 3 yıl daha bu tedbirlerin uzatılmasına ilişkin teklifini torba teklifin içerisine koydu. Buna ilişkin görüşmelerde bütçe komisyonunda başladı. O tedbirler neler? De hemen hatırlatalım dilerseniz. Toplu suçlarda 12 gün gözaltı süresinin olması, şirketlere kayyum atamasının, TMSF'nin kayyum atanmasına ilişkin usulün 3 yıl daha devam etmesi gibi düzenlemeler vardı. Aynı zamanda kamudan ihraçların da 3 yıl süreyle daha devam etmesi noktasında bir öngörü vardı. İşte buna ilişkin torba teklif bugün Meclis Başkanlığı'nda Meclis Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya başladı. Muhalefetin eleştirileri vardı. Özellikle seçime OHAL'le girileceğine dair bir tepki vardı. Bu düzenlemenin normalleşme adımlarına engel olduğu ifade ediliyordu. Ancak AK Parti kaynakları bunun bir OHAL düzenlemesi olmadığını, normal bir FETÖ mücadelesinin devam ettiğini, bu anlamda bir süre daha bu tedbirlere ihtiyaç duyulduğu noktasındaki açıklamalarda bulundular. Önümüzdeki günlerde de komisyondaki görüşmelerin tamamlanması ardından meclis tatile girmeden, ki 15 Temmuz itibariyle de meclisin tatile girmesini bekliyoruz. Meclis tatile girmeden torba teklifin meclis genel kurulunda yasalaştırılması
uzlaşması bekleniyor. Siyasi gündemi bunun yanı sıra aslında erken seçim tartışmaları da devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün itibariyle aslında Diyarbakır'da önemli mesajlar vermişti geçtiğimiz hafta. Bugün itibariyle erken seçime ilişkin çalışmaların başladığını söylemişti. Muhalefet de bunun bir erken seçim düzeltiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün itibariyle seçim startı verildiğini, Haziran 2023'te de seçim yapılacağını ifade etmişti. Herhangi bir seçimin erken alınmasının söz konusu olmadığını beyan etti. Ancak bugün itibariyle partilere çalışmaları yapmaları noktasında beklentilerini dile getirdi. Muhalefet ise bunun bir erken seçim çağrısı olduğunu söyledi ve yine erken seçim çağrılarını yinelediler. Kısa bir süre içerisinde de Türkiye'nin erken seçime gitmesi noktasındaki beklentisini hem İYİ Parti hem de CHP kanadından yapılan açıklamalarda görmüş olduk. Bir süre daha Ankara'da erken seçim tartışmalarının devam etmesini bekliyoruz. Peki ekonomi cephesinde neler vardı? Ondan da kısaca bahsedelim. Bugün aslında Türkiye'nin pandemi sonrası karnesinin nasıl olacağına dair bir veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında işsiz sayısının 265 bin kişi azaldığını belirtti. 4 milyon 237 bin kişi oldu Mayıs ayı itibariyle işsiz sayısı. İşsizlik oranı ise 0.6 puan baz azalışla %13,2'ye geriledi. Bunu ifade edelim. Nisan ayında bakacak olursak %13,8'di işsizlik oranı. Bugün itibariyle 13,2'ye gerilemiş durumda. İşsiz sayısı Nisan'da 4 milyon 502 bin iken bugün itibariyle Mayıs ayı verilerine göre 4 milyon 237 bin oldu. Yine Mayıs ayındaki işsiz sayısı azaldı ama diğer yandan toplam çalışan sayısında da bir gerileme söz konusuydu. Toplam çalışan sayısı da 216 bin kişi eksilmiş oldu. Ekonomi cephesinde de işsizlik verisi yakından takip ediliyordu. Bugün de TÜİK aslında işsizlik verilerini açıklamış oldu. Günün en önemli gündem maddesini hatırlatarak bitirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı az önce sona erdi. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz ve özellikle ilk gündem maddesi diyelim, Kurban Bayramı tatiline ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra turizm sektörüne ilişkin de yeni bir müjdenin açıklanabileceği ifade ediliyor. Bunun da olup olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan yapacağı açıklamayla görmüş olacağız. Barış. Eylül Çakır'a çok teşekkür edelim. Ankara'ya kolaylıklar diledikten sonra biz konuğumuza döneceğiz. Tufan Deriner bu akşam bizlerle İstanbul Portföy Yönetici Ortağı. Tufan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ederim, iyi haftalar dileyelim. Biz biraz sanki sakin bir haftaya başlıyoruz. Bayram öncesi biraz böyle gündem hafifliyor gibi, öyle anlıyoruz. Ama yurt dışında bugün baktığımda Amerikan endekslerinde yine rekorlar var. Dilerseniz biraz yurt dışından başlayıp içeriye doğru gelelim. S&P'nin gün içerisinde rekorunu gördük. Yarın bilançolar gelmeye başlayacak Amerika'da. Başta bankalar olmak üzere. Ve tablo olumlu bir şekilde sürmeye devam ediyor. Bu küresel risk iştahını değerlendirerek isterseniz Tufan Bey başlamış olalım. Buyurun. Ya tabii şöyle, hani bence bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu genişlemeci para politikası, düşük faiz, bütün bunlar sanki bir süre daha devam edecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bütün bunların hani bozulmasına şu anda sebep verecek dünyada bir talep, hani böyle ekonomilerde aşırı bir canlanma, bütün bunları görmediğimiz için de hani bu herhalde rekorları önümüzdeki dönemde bir gelen iyi bilançolarla beraber sanki görmeye devam edecekmişiz gibi duruyor. En azından biraz evvel senin de söylediğin gibi bu yoğun hani böyle bir risk alma iştahı da önümüzdeki dönemde sanki birazcık daha devam edecekmiş gibi duruyor. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu genişlemeci para politikasının bitme ihtimalini ben yakın vadede açıkçası çok da fazla görmüyorum. Dolayısıyla hani bunu görmüyor olmamız da şunu sağlıyor. Herhalde biz 2023'ün bence sonlarına kadar bu piyasaları böyle görmeye, yukarıda seyretmeye devam edecek. Ta ki buraları böyle kıracak olumsuz bir gelişme olana kadar. Dolayısıyla hani faizlerin bu kadar düşük kaldığı bir ortamda, genişlemeci para politikasında geri adımın çok fazla atılmayacağı bir ortamda, yani şunu unutmamak lazım, işte biz acaba Amerikan 10 yıllıkları ikilere gider mi derken gördüğümüz seviyeler şu anda ortada. Dolayısıyla bayağı bir risk iştahının hala var olduğunu görüyoruz ama tabii bence beni biraz tedirgin eden noktalardan bir tanesi de şu, hani dünyada da işlem hacminin birazcık gerilediğini, yani o artık hani küçük yatırımcıdan gelen ya da hani alışık olduğumuz o kurumsal yatırımcı dışındaki insanlardan gelen yatırımların birazcık bu süreçte azaldığını çok net bir şekilde açıkçası görüyoruz. Dolayısıyla nereye gideceğini birazcık daha görmemiz için COVID etkilerinin tamamen ortadan kalkması ve merkez bankalarının tam bir davranış
nasıl davranacaklarını tam bir görmemiz lazım. Ama hani şu andaki sanki böyle risk iştahı hala yoğun olarak önümüzdeki dönemde de devam edecekmiş gibi duruyor. Evet. Yarın tabii enflasyon gelecek. Şu tabloyu bir sevgili yönetmenimizden ekrana getirmesini rica edeceğim. Amerika'da manşet enflasyon verisini bekliyoruz. Yıllık 5'ten 4.9'a bir miktar yavaşlamasını bekliyoruz ama hani 4.9 da oldukça yüksek. Yine çekirdek enflasyonda da 3.8'den bu kez 4'e doğru biraz daha hızlanma muhtemelen göreceğiz ama enflasyon zaten yüksek, bunu kabul ediyorlar ve geçici diyerek bunu geçiştiriyorlar deyim yerindeyse. Bugün Barkin'in de açıklamaları vardır, Richmond Fed Başkanı. O da diyor ki iş gücü göstergeleri varlık alımını azaltmak için henüz yeterli değil. Daha çok baktıkları taraf sanırım istihdam tarafı. İzninizle bunu soracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyelim. Kabine sonrası bakalım neler söylüyor. Şehirlerde gerçekleştirdiğimiz açılış törenlerinin listesinde mutlaka çok sayıda fabrika yer alıyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusundaki sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimiyle işbaşı eğitimini birleştiriyoruz. Gençlerimizin girişimcilik konusundaki iştahlarını ve kabiliyetlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yardımcı olacak pek çok program ve proje uyguluyor. Kabiliyetli ve birikimli insanlarımız için ülkemizin sunduğu imkanları yurt dışındaki alternatiflerin kat be kat üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkının neticelerini önümüzdeki dönemde beraberce takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiğimiz millete sesleniş konuşmasında ekonomimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım. Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu inşallah açıklanan her veriyle tekrar tekrar göreceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar, potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların kat be kat üzerindedir. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. Allah'ın izniyle 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları ve çektikleri sıkıntıları telafi etmek için bugüne kadar pek çok destek ve teşvik programını hayata geçirmiştik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması halinde bu adımları sürdürmekte kararlıyız. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil, tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı önümüzdeki bu büyük imkanı değerlendirme konusunda bize çok önemli avantaj sağlıyor. Ülkemizi istikrar ve güven ikliminde hedeflerine doğru yaklaştırdıkça
bu tabloyu çok daha net görebileceğiz. Bugüne kadar pek çok önemli siyasi, sosyal, ekonomik, güvenlik ve son olarak sağlık krizinin üstesinden nasıl başarıyla geldiysek, inşallah ülkemizi hedeflerine de aynı şekilde başarıyla ulaştıracağız. Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin umutlarını kırmak, ülkemizi demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan her tuzak, oynanan her oyun, yapılan her saldırı milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemimizdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız. İşte o güne kadar durmadan, duraksamadan, azimle, gayretle yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletim, ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımlarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geçtiğimiz 19 yılda bu alanda toplamda 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirilmiştir. Türkiye'yi dünyanın en konforlu ulaşım altyapısına sahip yeni lojistik süper gücü yapmak için gece gündüz çalıştık. Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 28200 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3532 kilometreye çıkardık. Bu yollar üzerinde uzunluğu 567 kilometreyi bulan 364 yeni tünel, yine uzunluğu 396 kilometreyi bulan 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yollarında, hava yollarında ve deniz yollarında da benzer atılımları hayata geçirdik. Ülkemizi küresel bir lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almamızı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ulaştırma projelerimizi devreye alırken farklı yatırım modelleri kullanıyoruz. Bazılarını doğrudan kamu kaynaklarıyla, bazılarını da kamu özel sektör işbirliğiyle yapıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu, kamu özel sektör işbirliğiyle milletimizin hizmetine sunduğumuz yatırımlardan biridir. Üç kesim halinde geçtiğimiz yıl devreye aldığımız bu otoyolumuz, sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırımdır. Devreye aldığımız çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Bu projenin hizmete girmesiyle ülkemiz Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir projenin hizmeti artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle %20 minibüs yolcu otobüsü kamyon ve tırlarıyla da %40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Minibüs cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün İşletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır. Diğer yandan tamamlanan
arasındaki yolu tamamlayarak bu gerçekten zor güzergahın standardını yükselttik. Mesafesini de 15 kilometreden 11,8 kilometreye düşürdük. Bunun için güzergah boyunca uzunluğu 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu 267 metre olan 1 adet çift viyadük, uzunluğu 320 metre olan 6 adet çift köprü, 4 adet de kavşak inşa ettik. İnşallah en yakın zamanda bu yolumuzun resmi açılışını da yapacağız. Çanakkale 1915 köprüsünün de içinde yer aldığı ve Malkara-Çanakkale otoyolundaki çalışmalarımız da hızla sürüyor. Önümüzdeki yılın 18 Mart'ında hizmete açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlıyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret eden 318 metrelik çelik kuleleri ve iki kule arasındaki 2023 metrelik orta açıklığıyla bu köprümüz inşallah Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün en önemli sembollerinden biri olacaktır. Ülkemizin dört bir yanında inşası süren tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Aziz milletim, geçtiğimiz cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarımızla, teşkilatımızla ve gençlerimizle gerçekten çok samimi, çok hasbi, çok özel bir gün geçirdik. Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağını nasıl attığının, istiklaline ve istikbaline nasıl dört elle sarıldığının en somut, en canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Coğrafyamızın ve medeniyetimizin bu kadim şehri 40 yıllık çok büyük acılar çekti, çok büyük kayıplar yaşadı. Darbelerin ve onun ikizi olan Vesayet'in kurduğu baskı ve zulüm düzeni ülkemizin her yeri gibi Diyarbakır'da da ağır şekilde hissedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaların bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Biz Tufan Derinler'le sohbetimize devam edelim. Yurt dışını bir miktar konuştuk girişte. İstersen abi yavaş yavaş içeriye doğru gelelim. Bu haftanın en önemli gündem maddesi bizim için malum çarşamba günü Merkez Bankamızın kararı. Nasıl bir karar bekliyoruz? Ne yapabilir, ne yapmalı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? Geçen hafta enflasyon beklentilerinde de bir miktar yukarı doğru ivmelenme görmüştük. Ya tabii enflasyonun yukarı gitmiş olması bence hani bu toplantıyı biraz artık çok fazla beklentisi olmayan bir toplantı haline getirdiğini düşünüyorum. Özellikle şu anda dünyada konjonktür olarak da yaşadığımız bu ortam, hani kurum geldiği nokta, bütün bunları hepsini bir araya koyarsak sanki Merkez Bankası toplantısından artık hiçbir değişiklik olmadan bir toplantının biteceğini bence düşünmek çok da yanlış olmaz. Hani çok da sürprize açık da bir Merkez Bankası toplantısı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla hani bu toplantı için bence zaten Merkez Bankası'nın yapması gereken farklı bir şey olduğunu da ben piyasa oyuncularının açıkçası öyle bir düşüncesinin olduğunu da çok da fazla düşünmüyorum. Şimdi bundan sonra esasında ne olacağı çok daha kritik bir konu. Yani herkesin faiz indirimi beklediği bir noktada sanki piyasa koşulları ve geldiğimiz enflasyon noktasında merkezin de açıklaması esasında çok net diyor ki ben her zaman enflasyonu takip edeceğim ve hiçbir zaman negatif tarafa doğru geçmeyeceğim diyor. Dolayısıyla hani ben de birazcık enflasyon tarafında çok olumlu olan kesimden değilim açıkçası. Dolayısıyla çok bir faiz indirimi beklemiyorum ama belki önümüzdeki dönemde tekrar acaba faiz arttırımlarını konuşur muyuz diye de bir içimde bir düşünce var ama hani bu toplantı çok net bir şekilde hiçbir değişikliğin olmadığı, risklerin de açık olmadığımız, bence piyasanın da çok fazla bir beklentisinin oluşmadığı, çok böyle yakından takip edilmeyen bir toplantı olacağını düşünüyorum. Tabii ki de burada Merkez Bankası'nın hani gün içinde vereceği, yani o toplantıda vereceği söylemler tabii ki de önemli olacaktır ama hani o söylem tarafında da çok önemli bir değişiklik beklemiyorum. Dolayısıyla bizim hani burada konsantre olacağımız sanki
en önemli nokta Merkez Bankası toplantısından çok önümüzdeki dönemdeki enflasyon verileri sanki birazcık daha önemli olacakmış gibi duruyor. Gelecekte Merkez Bankası'nın ne yapacağını kestirmek açısından. Tufan Deniler, bu hafta herhangi bir değişiklik beklenmiyor Merkez Bankası'ndan ama belki o geçen hafta yüksek, biraz daha yükselmesi enflasyon beklentilerinin, son gelen enflasyon verisinin, Haziran verisinin 17,5 üfede de 43'e yaklaşmasının Merkez Bankası'nın bu toplantıda adım atamayacağı, yani faiz indirimi yönünde bir sonuca ulaştırdığı ortada. Ama TL'de de biz biraz güçlenme görüyoruz. Şöyle bir gelişen ülke para birimlerini de ekranlara getireceğim ama dolar TL şu an 8.63.71, yani TL değerlenerek güne başladı. Diğer tabloyu da üzerine attığımda biz realin bugün en çok değer kazanan para birimi, Güney Afrika randında en çok değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Türk lirası yukarıda, en iyi performans gösteren dolara karşı 5. para birimi. TL'nin tam da Merkez Bankası haftasının öncesi bir değer kazancı nasıl yorumlanabilir? Bir ikincisi, işte bayram öncesi diyoruz. Her şeyi biraz oraya bağladık bu hafta ama belki borsayı da konuşurken ondan bahsedeceğiz. Biraz döviz satışı yerlerin, bireysellerin olmuş olabilir mi? Likiditeye ulaşmak adına bayram öncesi. Bu değer kazancını nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi şöyle, bir kere hani döviz tarafında ne oluyoru iyi düşünmek lazım. Şimdi burada kritik konulardan bir tanesi şu. Çok net olarak şunu görüyoruz. İllikit bir piyasamız var. Yani birisi alışa geldiği zaman ya da döviz satmak istediği zaman hareketlerin sert olabileceğini bu süreç içinde çok net bir şekilde gördük. Şimdi tabii bayrama girmeden evvel bir de şunu da çok net biliyoruz. Hani o da bir bilgi. Sonuçta hane halkı çok ciddi bir şekilde dolarize olmuş durumda. Bu noktadan sonra artık çok ciddi bir dolara kayışı hane halkında çok fazla göremiyoruz. Ama dönem dönem işte böyle bayram öncesindeki konjonktür itibariyle de sonuçta bazı ihtiyaçlardan dolayı döviz bozmalarının da gelebileceği şu anda bir sürecin içindeyiz. İyi kötü neresinden bakarsak bakalım, çok cansız bir turizm sektörü beklerken işte bu hızlı aşılamayı başarmamızdan, rakamların geri gelmesinden dolayı, belki birazcık da turistin gelmesinden dolayı ilikit bir şekilde kurum geri geldiğini görüyoruz. Hani benim de birazcık beklentim açıkçası faiz indiriminin de olmayacağını artık piyasanın ikna olmasıyla beraber bugün koşullarda birazcık daha dövizin bol olduğu bir ortama sebebiyet verdiği için böyle sakin bir düşüşü döviz tarafında görmemizi ben açıkçası normal görüyorum. Gayet de iyi bir faiz var şu anda Türkiye'de. Ama bütün bu hareketlerin hepsinin de çok limitli olacağını düşünüyorum. Yani ben açıkçası hani 8.50'lerin altında, belki de 8.40'lara doğru belki çok bir hareket olabilir ama çok oraların altında da bir döviz kurunu oluşabileceğini önümüzdeki dönemde düşünmüyorum. Şimdi grafiklere de bakarsak bence çok, şu da çok kritik bir nokta. Son bir yılına, iki yılına ya da üç yılına bakarsak hep en kötü performe eden kurlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla birazcık hani bugünkü ortamda birazcık daha dövizin gelmesi, artık TL'si olup da döviz almak isteyen insanların sayısının azalmasından dolayı bu düzeltmeyi görmek bence normal. Önümüzdeki dönemde de ben açıkçası kurun TL faizleriyle beraber hareket edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle çok eskiden gördüğümüz böyle şok kurdaki yükselişleri sanki önümüzdeki dönemde çok olumsuz bir şey yaşamadığımız takdirde açıkçası görmeyeceğimizi düşünüyorum ama aşağı doğru gitmemizin de şu anda çok mümkün olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Tufan Deriner, bugün faizler tarafına bakalım isterseniz biraz da. Orada ihale vardı ve 18.9, yani neredeyse 19'lara yakın bir faiz oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Yani maalesef tabii enflasyonla da belki paralel olarak değerlendirmek lazım. Maliyetler faiz cephesinde oldukça yüksek gibi. Aynen öyle. Yani şimdi bugünkü ortamda zaten hani gösterge faizin 19'da olduğu bir ortamda bono faizlerinin aşağı gelmesini sağlayabilecek en önemli etken hep biraz evvel de benim anlattığım gibi enflasyondaki düşüş beklentisi. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık o düşüş beklentisi sanki birazcık ötelenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bu ötelenmeden dolayı da ister istemez tabii bugün çıkan ihalelerde ve bundan sonraki beklentilerde bir geriye gelme olmayacağı için hani bonolarda bu faizleri sanki önümüzdeki dönemde de göreceğiz gibi duruyor. Tabii bundan sonraki önemli olan nokta, Merkez Bankası bu sıkı duruşunu eğer sürdürebilirse belki bir süreçten sonra enflasyonun geri geldiğini önümüzdeki dönemde görme şansımız olur. O zaman da tabii ki de tahvillerde aşağı doğru tekrar bir eğilim olduğunu göreceğiz. Ama sanki benim ilk beklentim birazcık daha enflasyonun böyle yukarı doğru, risklerimizin birazcık daha
fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu risklerin yukarı doğru daha fazla olmasından dolayı da sanki böyle TL faizlerde çok bir gevşemeyi yakın vadede görmeyeceğiz diye de düşünüyorum. Tufan Deriner, biraz da borsa tarafına bakmak isterim izninizle. Şimdi bugün aslında bir ara gün içerisinde bir anda bozuldu gibi. Onu gördük. Bazı hisse senetlerinde, lider hisse senetlerinde çok ciddi satışlarla karşılaştık. Borsadaki hani bugün bir böyle bir neden vesaire var mı diye baktığımızda yok gibi. TL nispeten sakin. Yani bir haber akışının olmadığı bir günün içerisinde Borsa İstanbul'un bu satışını nereye bağlamalıyız? Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi borsanın esasında hani aşağı yukarı benim de bu sektörde özellikle borsa tarafında yaklaşık 20 senedir bir tecrübemiz var. Hatta 20 yılı aşmış bir süredir bir tecrübemiz var. Şimdi bu tecrübe içinde öğrendiğimiz birçok şeyden şu anda farklılaşmış da bir piyasamız var. Yani biz en kötü günde bile %60 yabancının payı olduğu bir piyasada işlem yapmaya esasında alışık bir yatırımcıyız. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar bu dengelerin hepsi bozulduğu zaman ve yerli yatırımcı da piyasadan bir şekilde çekildiğinde işte gün içinde böyle çok da anlamlandıramadığımız, hacmin düşük olduğu ama aşağı yukarı doğru dalga boylarının büyüdüğü ve bir anda alıcı çekildiği zaman da böyle sert düşüşleri sebepsiz bir şekilde görebildiğimiz süreçleri yaşayabiliyoruz. Şu anda benim tek söyleyebileceğim şey şu, hani bunu birçok işte MSCI endeksine göre falan baktığımızda da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda dünyanın en ucuz borsalarından biri Türkiye borsası. Hani temettü verimine göre bakarsanız aynı şeyi göreceksiniz. İşte fiyat kazançları göre bakınca aynı şeyi göreceksiniz. Bizim bankalarımızı alıp dünyadaki bankalarla karşılaştırdığımız zaman aynı şeyleri göreceğiz. Buna rağmen hala böyle ne yazık ki geri çekilmeleri, piyasa işte yaşadığı güvensizlik, yabancıların piyasadan çıkması ve birçok etkenden dolayı ne yazık ki piyasa bir şekilde yaşıyor. Bunların bir şekilde önümüzdeki dönemde giderilmesi lazım ama yabancı yatırımcı gelmediği takdirde ve yerli yatırımcı o istediği getirileri görmediği takdirde her zaman olduğu gibi bence yani geçmişte de yaşamıştık. Piyasaya olan bu ilgisini dönem içinde kaybedecektir. Bu da kayboldukça işte bu tarz bugün yaşadığımız anlamsız, hacimsiz düşüşleri bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Yani birçok BIST 30'un içinde yer alan hissede %2'lerin üstünde bugün değer kayıplarını gördük. Halbuki hiç böyle bir şey için hakikaten dünyanın şu anda en ucuz borsası derken böyle bir düşüşü görmek de esasında çok mantıklı değil. Ama işte bütün bu dengenin bozulmasından dolayı piyasa bu tarz tepkileri de ne yazık ki gün içinde verebiliyor. Tufan Deriner, halka arzlar tarafına baktığımızda ki orada bir miktar son dönemde azalma görsek de geliş hızında halka arzların hala yeni halka arzlar önümüzde ve bunlar gelmeye devam ediyor. Bu sene çok ciddi bir halka arz ve borsanın içinden de belki bir para çıkışı oldu. Yani dışarıdan belki yeni yatırımcılar da elbette geldi. İlk halka arzlardan bahsediyorum. Sonra belki kendi içinde Borsa İstanbul bu halka arzları karşılamaya çalıştı. Hem bu yeni halka arzlar bundan sonrası için ve bu seneyi değerlendirdiğimizde nasıl ifade edebiliriz, nasıl yorumlarsınız? Şimdi esasında tabii şunu şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu Türkiye'de oluşan bir ortam değildi. Esasında bu dünyada oluştu bu ortam ve bu ortamın oluşmasıyla beraber birçok şirket halka açılmak istedi. Şu anda gelen şirketlerin birçoğu da esasında bu süreç içinde halka açılamayan ama bugünlere kadar işte hazırlıklarını o dönemde yapmış ama hani uzun sürmesinden dolayı birazcık da esasında o halka arz sürecini kaçırmış olan şirketlerin şu anda biraz evvel senin de söylediğin gibi daha yavaş da olsa hala bir şekilde piyasaya gelmeye devam ediyor. Şu anda belki tam 15 milyar TL'yi bulmuş olmasa bile oraya yakın piyasadan açıkçası bu tarz işte bedelliler ve halka arzlarla beraber piyasadan para çekildiğini görüyoruz. Bu da ister istemez yeni yatırımcının gelmediği bir ortamda işte bugünkü gibi düşüşlere ya da en azından yukarı gitmemizi engelleyen bir ciddi bir şekilde bir baskı yaratıyor. Sonuçta iyi şirketler bence piyasaya gelmeye devam edecek ama o gördüğümüz hani halka arz çılgınlığının da ben artık hani bir sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra daha ucuz, hani gerçekten piyasadaki var olan şirketlere göre daha ucuz şirketler gelmediği takdirde de ben birazcık açıkçası halka arzların zorlanacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünmek lazım bence birazcık. Bugünkü ortamda birçok şirket geri alım açıklıyor. Bu ne demek? Gerçekten şirketlerimiz çok ucuz ki patronlar hani yaptıkları işten daha fazla parayı hisselerini geri alarak kazanabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu ortamda da halka arz yapmak esasında çok kolay bir şey değil.
Ama tabii beklentisi yüksek olan şirketlere de her zaman yatırımcı ilgi duyacaktır. Dolayısıyla bence halka arzların hızı birazcık yavaşlamakla beraber önümüzdeki dönemde devam ettiğini göreceğiz. Ama değerlemelerde de hani daha evvel çıkan çarpanlara göre birazcık daha da geri gelmenin olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Tufan Bey, biraz da alokasyona bakalım isterseniz. Özellikle portföyde, yani şu an içinde bulunduğumuz dönem, girişte ifade ettiğiniz faizin biraz daha cazip olduğu bir süreç içerisinden geçiriyoruz. Bunun yılın geri kalanında nasıl değişebilir ve şu an içinde bulunduğumuz konjonktür içerisinde, bu yaz aylarında diyelim, Merkez Bankası'nın faizi şu an indiremediği ortamda nasıl bir portföy dağılımı ve belki biraz daha Eylül-Ekim'e doğru ve yıl sonuna doğru burada bir değişim öngörebilir miyiz portföy dağılımında? Evet, şöyle tabii ben bugün hani bir portföy dağılımı yaptığımız zaman, şimdi biraz evvel söylediğim bir tane söylem vardı. Yani şu anda dünyanın en ucuz borsalarından biri Türkiye borsası. Dolayısıyla hani böyle bir şey söylüyorsak belki ileriye dönük bir katalist bir hikaye bulmakta, ileriye doğru buranın gitmesi konusunda biraz zorlanıyor olabiliriz. Ama sonuçta bence borsa önümüzdeki dönemde dolar bazında en iyi kazandıracak enstrümanlardan bir tanesi olacak. Buradaki tek sorumuz şu: hani zamanlamayı doğru yapıp yapamamak. Tabii burada zamanlamayı yanlış yaptığınız zaman da ciddi bir faiz var. Yani bugün 19 faizden bahsediyoruz. Eğer yarın enflasyonda birazcık daha yükselmeyi görürsek belki birazcık daha da yüksek faizleri göreceğiz. Dünyada bu kadar sıfır faizlerin olduğu bir ortamda böyle bir faizin olması da esasında birazcık bizi cezbediyor. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde böyle bir portföyümüzde hani dağılım yaptığımız zaman sanki borsa artı hisse senetleri artı faiz sanki hani böyle en fazla olacaklar. Böyle %40'lar seviyesinde, yani %40 hisse senedi, %40 TL faiz. Onun dışında da işte öbür tarafta da böyle dolar bazında belki portföyümüzü birazcık daha riskleri azaltabilecek yatırım enstrümanlarını, belki Eurobond'ları birazcık düşünebiliriz. Ama hani bu süreç içinde birazcık sade ve hani para kaybettirmeyecek bir portföyü yaratmanın ben açıkçası birazcık daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bugün Türkiye'de bir portföy taşıyorsanız sanki birazcık daha defansif olmanın daha doğru olduğu bir süreç içindeymişiz gibi duruyor. Özellikle TL faizinde bu kadar yüksek olduğu bir ortamda. Tabii bu kadar yüksek TL faizi esasında bir reel getiriye çok fazla ifade etmiyor ama gene de hani bu nokta itibariyle artık kur o kadar hızlı yukarı geldi ki bu noktadan sonra ben açıkçası birazcık daha TL'nin daha iyi getirebileceğini, her ne kadar konjonktür çok olumlu gözükmese bile gene de TL'nin daha iyi kazandırabileceğini önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Biraz varyantları ve varyantların etkisini soracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasının Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu da açıkladı. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar bir bayram tatili içerisinde olacağız. 9 günlük bayram tatili. 15 Temmuz sonrası acaba işte Cuma'da birleştirilir, 11 güne çıkar mı diye bir kafalarda soru işareti vardı. 9 günlük bir bayram tatili oldu. Pazartesi günkü Arife günü de tatili dahil edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması dolayısıyla 9 günlük bir bayram tatili bizi bekliyor. Tabii bu bayram tatilinde önlemlere dikkat etmemiz konusunda da uyarılar geldi. Tufan Deriner, varyant meselesi gündemimizde. Bazı ülkeler Avrupa'da kapatma kararları aldılar. Kısmi kapatmalar tabii elbette. Aşılama da hızla devam ediyor. Ama piyasaların bundan çok olumsuz etkilendiğini görmüyoruz yani. Vaka sayıları artıyor. Belki burada İngiltere örneğini vermek lazım. Vaka sayıları artıyor ama hastaneye yatış sayılarında aynı hızda bir yükseliş yok. Belki buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Sizin bu konuda değerlendirilen piyasalar önünde bir risk olarak öngörüyor musunuz varyantları, yoksa Barış artık bununla alışıyor piyasa, bununla yaşıyoruz mu dersiniz? Şimdi ben bu tarafta birazcık daha olumlu düşünen taraftayım. Hani ben artık bunu yavaş yavaş bir şekilde alıştığını düşünüyorum piyasaların. Hem piyasaların hem de yaşayan insanların buna bir şekilde alıştığını düşünüyorum. İşte dün final maçı vardı mesela. Final maçında seyircilerin hepsi bir şekilde sahadaydı ve ciddi bir seyircinin olduğunu gördük. Artık yavaş yavaş hayat normale doğru dönmeye devam ediyor. Tabii bu süreç içinde bu aşılamada bazen aşılamayı da çok sevmeyen bireylerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani bu gecikmelerden dolayı bence ben bir gecikmenin olduğunu düşünüyorum.
Sonuçta hani bugün gelen açıklamalarda da hani bu tarz böyle varyantlarla değişiklik olduğu takdirde de çok kısa sürede bu aşıların üretilebileceğini, hani buna uyum sağlayabileceği, bütün bunlar artık bir noktadan sonra ben bir sonuna geleceğimizi düşünüyorum. Tabii bunu yaşarken de yani Türkiye'de gerçekten çok hızlı bir aşılama oldu. Yani son dönemde Türkiye'nin belki de en iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu hızlı aşılama süreci oldu. Yani günde neredeyse 1 milyondan fazla insanın aşılandığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla ister istemez bizde de rakamlar bir şekilde geriye geldi. Hastaneye düşme oranlarında çok ciddi bir gerileme görüyoruz. Dolayısıyla hani ben birazcık, tabii çok anlamasak bile, yani bu programı seninle bundan 4 ay evvel yapsak ben gene aşağı yukarı aynı olumlulukta konuşuyordum. Ama hep aşılamanın olması gerektiğini bir şekilde söylüyorduk. Tabii şimdi de aynı şeyi söylüyorum ama aşılama gerçekten çok hızlı gidiyor. Dolayısıyla bununla beraber ben birazcık artık piyasaların buna alıştığını ve bundan sonra birazcık daha hani bu konuya çok fazla aldırmayacağını düşünüyorum. Tabii bu devam ettiği müddetçe de piyasaların buna bence aldırmamasının ana sebeplerinden bir tanesi de hala merkez bankalarının ellerinin piyasaların üstünde kalacağını düşünmesinde bence çok büyük etkisi var. Tabii bununla beraber bütün hepsini koyduğunuz zaman hala risk alma iştahı yatırımcılarda çok yok olmadığını görüyoruz ama yeni gelenlerin sayısının da azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da birazcık temkinli olmamızı gerektiren bence önemli konulardan bir tanesi. Ama hani benim beklentim inşallah yaz sonuna kadar bu aşılama bu hızla devam ederse sanki Covid'in etkisinin artık yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. İnşallah bir daha tekrar böyle herkesin full kapandığı bir ortamı açıkçası yaşamayacağımızı düşünüyorum. İnşallah diyelim. İyi bayramlar şimdiden bu arada Tufan Bey. Herkese iyi bayramlar diliyorum ben de. Teşekkür ederiz katkınız için. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner bizlerleydi. Kısa bir ara gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları İtalya'da toplandı. Toplantıda büyük şirketlere küresel bir vergi getirmesi konusunda uzlaşıya varıldı. G20 ülkelerinin maliye bakanlarıyla merkez bankası başkanları, G20 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 3. toplantılarını Venedik'te gerçekleştirdi. İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniel Franco, çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlemeleri konusunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Küresel vergi anlaşması, ülkelerin büyük ve karlı çok uluslu firmaları en az %15 oranında vergilendirmesine imkan sağlayacak yeni vergi mekanizmasını kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen konuyla ilgili olarak, anlaşma ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda kaotik bir dizi tek taraflı dijital vergi önlemlerine son verecek ve işletmelerimize artan vergi kesinliği sağlayacaktır, dedi. Ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşılan mekanizmaların devreye alınması bekleniyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü düzeyinde uluslararası vergi reformu anlaşmasını imzalayan 7 ülke bulunuyor. G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde vergi anlaşmasının yanı sıra COVID-19 salgınına ilişkin tespitler de yer aldı. G20 ülkeleri Delta gibi varyantların karantinalar ve trilyonlarca dolar destekle zar zor kazanılmış iyileşmeye en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Bu arada İtalyan Bakan Franco, tüm ülkeler vatandaşların hareketine getirilecek yeni kısıtlamalardan kaçınmamız gerektiği konusunda anlaştık, dedi. Uluslararası Para Fonu da COVID-19 aşılarının adil şekilde dağıtılmasının küresel gelire 2025 itibarıyla 9 trilyon dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen, küresel iklim değişikliğinin G20 toplantılarında gündeme geldiğini belirtti. Bakan Yellen, çok taraflı kalkınma bankalarının net sıfır emisyona doğru ilerlemede oynayacağı rolün tartışıldığını söyledi. Bununla birlikte G20 Maliye Bakanlarının toplantısına karşı protestolar da vardı. Yaklaşık 700 kişi G20 toplantılarına ve izlenen politikalara tepki gösterdi. G20'ye hayır yazılı dövizler taşıyan göstericilerle güvenlik güçler arasında arbede çıktı. G20 ülkeleri küresel gayri safi yurt içi hasılanın %90'ından fazlasını oluşturuyor.
60 dakikanın sonuna geldik. 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere.